Ceza dava dosyası nasıl incelenir? İncelenirken neye dikkat edilmelidir? Bunu öncesinde de söyledim. Ceza dava dosyası incelenirken ceza davası soruşturma ve kovuşturma evresinden oluştuğu için soruşturma evraklarını ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Ayrıca soruşturma evraklarında HTS tutanakları, teknik takip tutanakları, suçun meydana geldiğine dair belirli tutanaklar, ayrıca uzman raporu, dosya madde kullanımıyla ilgili ise gelecek kriminal raporu, yargılanan sanığın savcılıkta sorgu ifadesi, ardından sulh ceza kimliğindeki ifadesi, orada verilen ifadeler, beyanlar dosya kovuşturma evresine geldiğinde savcılığın mütalası, oradaki iddianame önemli. Mütalada nelerin yazıldığı, ona karşı zaten bir savunma dilekçesinin yazılması gerekiyor. Bu şekilde Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarından yararlanarak gerekli altyapılara sağlanarak savunma hazırlanması gerekiyor. Ayrıca da sözlü savunma için çok net bir şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Çünkü ceza davalarında sözlü savunma çok önemlidir. Ceza davalarında avukatsız dava olur mu? Ceza davalarında avukatsız dava olur. Özellikle asliye ceza davalarında bütün vatandaşlarımız kendilerini avukatla temsil ettirmek hakkı vardır. Kendilerini avukatla temsil ettirebilirler. Lakin ceza davalarında avukatsız olarak duruşmaya katılabilirler. Alt sınırı 10 yıl ve üzerinde belirli dava dosyaları, terör suçları, başka uyuşturucu suçları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, buna ilişkin ağır suç, ağır davalarda CMK avukatlığı vardır. Ceza muhakemesi kanununa istinaden bu kişilere avukat atanır. Avukat istemiyorlarsa bile bu durumları avukatla devam ettirmek önemlidir. Gerekli CMK avukatı kendilerine atandıktan sonra bu yargılanan kişilerle iletişime geçerler. İletişime geçtikten sonra gerekli işlemleri yerine getirirler. Lakin ceza davalarında avukatsız olarak gerekli işlemler yerine getirebilir. Ceza davasına bakan bir avukat tutmak zorunda değiller. Kendileri tüm davalarda olduğu gibi kendi savunmalarını yerine getirebilirler. Ceza davalarında tutuksuz yargılanan ceza alırsa ne olur? Ceza davalarında tutuksuz olarak yargılanan kişi ceza alırsa, cezanın alt sınırı da yüksekse, hani 10 yılsa veyahut 10 yıldan düşürülüp 8 yıl 4 aya indiyse ve içeride öncesinde daha önce bu suçtan tutuklu olarak kalmadıysa, tutukluluk süresine mahsup edilmediyse, karar verildikten sonra savcılıkla tutuklanmasını talep ederse tutuklanabilir. Hani bizzat o şekilde meydana gelebilir veyahut tutuklanma kararı meydana gelmez. Ceza kararı kendileri tevhim edilir. Kendileri tevhim edildikten sonra, tevhim yüzlerine okunması demek, 7 günlük süre içerisinde itiraz etmezlerse, bu suçun cezaevinde yatarı varsa kesinleşme şerhiyle birlikte karar ceza infaz bürosuna gönderilir. İnfaz savcılığı gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra gerekli davetiyeyi cezası kesinleşen kişiye gönderir. Cezası kesinleşen kişi de infaz savcılığına gidip gerekli cezaevine sevk edilir. Bu suçlar biraz daha ağır suçlar için, lakin mal varlığına yönelik suçlarda işlenen suç 2020'nin 3. ayından önce de işlendiyse ve ceza 6 yıllık suçsa, orada denetim süreleri 3 yıl olduğu için ceza 1/2 oranında düşüyor. Geriye 3 yıllık denetim kalıyor. Direkt denetime sevk ediliyorlar. Bu durumlar bu şekilde cereyan ediyor.